emanet etmiş durumda. Mystic pike geliyor. Mystic düşerse sıkıntı büyük, düşecek. Kerox aldı kili. Dünyanın en kolay tabanca roundlarından bir tanesi olabilir G2'nun yaşadığı. Evet, erken bir entry, sonrasında gelen bir smoke sebebiyle burada Heaven'daki oyuncular aktif TCT'ye yürümeye karar verdiler. Boster da düşüyor. Bravo. Ve gelen bir renk teslimi bomba var. Yalnız Spike'ın üzerine gönderildi. Kerox, Avova. Arka arka. Killer geriye kalan tek isim Brave. Oyunu izleyebiliriz. Yalnız bu kez mid 2 kişiyle savunuluyor. Bir Vol geldi. Vol'la beraber oyun hızlanacak. Bir çekme geldiği için buraya. Diğer oyuncular katılamadı Kelox'un yanına. Kelox site'a girmeyi başardı. Mystic şu an için site'a tek başına görününde. Dörkeden 2 kill. Kelox ve Meadow'dan 2 kill. Ve bir anda 3'e 3'e geldi oyun. Yine kaotik bir round aslında. Yalnız renk testi bomba yani istenilen yere gitmedi. İş görür. Dörken'in orada şarjör değiştirmesi lazım. Üstüne doğru gelecekler. Evan'da bir oyuncu düştü. Flash pick harika. Dörke temizlik yapıyor. Artık Evan'a girmek istiyor şu an. Yani takas gelmezse büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı duvar. Ooo shotgun. İki tam tane kill aldı. Lüke'ye renk testi bomba var. Son anda geriye çekiliyor. 1'e 2 değişim. Bu kesinlikle fanatiğin işine gelir ve Avova Mystic'i yakalayınca artık B site boş. Sadece Heaven'da şu anda Dörke var. Dörke ortaya doğru şöyle bir bakacak. Etrafı kolaçan edip buranın boş olduğu bilgisini arkadaşlarına vermeye çalışacak ki info da alabilecek birazdan. Boşan oyuncular muhakkak vardır orada base tarafında ve Dörke bunları duyup rotasyonda kesebilir. Dörke geçişe müsaade etti ilk önce ve iki oyuncuyu da arkalayabilecek pozisyonda. Son anda Meadow köşeyi döndü ve bir trap bıraktı ama açıya sahip Dörke düşürdü. İki artı ulti ile Meadow'u yakaladı. Dörke'den enfes bir oyun. Tam bir race performansı Dörke için. Kalan sonuncu Avova'nın bu roundu kazanma şansı yok gibi artık. Saniyeden ötürü her şeyden önce bütün ihtimaller ortadan. Ya split haritası Shotgun için mükemmel bir harita. Dar, daptar ama kill yok. Avova Brave'i yakaladı, üstüne Dörke mücadele ediyor. Şans eseri birazcık da tabii ki görüşün verdiği destekle Dörke mermilerden bir tanesini Avova'nın kafasına yolladı. Smoke ajanı kalktı ortadan. Magnum yakalandı. Nuki'ye ve Boston'un yeri belli. 3 tane cross var. Kaçamadı buradan. Hoodie, Plenty alırsa ulti de geliyor. Büyük avantaj. Cypher ultisi kullanıldı. Dörke çıkacak. Ve Heaven'da olduğunu biliyorlar artık. Oğlun üzerinden atladı. Mystic'in de desteği gelecek. City tarafından. Mystic duvarı kırıyor bu esnada. Dörke iyi bir yol kat etti ama bunu bekleyen bir isim birazdan gidiyor oraya doğru. Dörke, Meadow ile bir fight yaşayacak kamera tarafından. Yakalandı. Hemen iğneyi üzerinden çıkarıyor ama bu esnada City'nin kontrolünü alan iki oyuncu birden var. Söylediğin gibi ve iyi bir setup söz konusu. Mystic çıktı, ilk oyuncuyu vurdu, Kelox'u yakaladı. Ve Hoodie bu esnada Kelox'u kaldırıyor, artık onun da yeri belli. Mystic arkasına baka baka geliyordu buraya ama Hoodie bir kill buluyor. Ve geriye kalan artık tek isim Dörke. Koru. Çok iyi oynadılar. Cypher ultisi de kritik bir ultiydi. Dörke agresif oynamak istiyor. Brave! Dörke düştü ama Brave ayrıca ultiye sahip ve Nuki. Bayside'ı temizlemek için bu ultiyi kullandı. Site'de bir oyuncu var, onu yakalayabilecek mi? Mystic kaçıyor. Kaçıyor Mystic ve Mystic şimdi unutuldu. Yine Nuki ilerlemeye çalışacak. Yalnız Nuki'yi burada beklemiyor mu Boster? Arkasını tekrar döndü. Boster'ın üstüne doğru geldi Nuki. Kill çıkarmayı başardı. 72 canı var. Meadow ile burayı toparlamaya çalışacaklar. Vent'ten inen bir tane oyuncu görüyorum. Spike. Oo, Brave adına. Oo, nasıl yani? Kill gelmedi ve Meadow durumu 2v2'ye getiriyor. Başka bir pick daha. Magnum İnisiyatifi aldı, pikledi, takası getirdi ve Nuki tek. Ya Spike çok uzak mid tarafında ve zannediyorum ama savunan taraf tarafından da görülemedi. Çünkü aslında daha fazla ilerlemek istememişti buradan. Ve Nuki elinde Spike olmadığı için oyuncuları vurmak zorunda. Bunun içinde 40 saniyesi var aşağı yukarı. Yavaş yavaş Vent'e doğru yöneliyor şimdi. İşte uzörlerimiz da bize Spike'ın yerini gösteriyor. Bu esnada Nuki aşağı indi. Hemen onu bekleyen bir isim var, Magnum. Yalnız iyi bir timing ve aksiyon geldi Magnum'dan sessiz çıkmasına rağmen. Sahip çünkü split haritası. Nuki ilkili çıkardı, Dörke düştü. Şimdi baskıyı da arttıracaklar gibi duruyor. Oh, hazırlıksız Mystic silah seçme gayesinde ama yeri değil. Ve Kerox Brave'i düşürüyor. Boster'ı da bekleyecekler. Boster'ı da bekliyor Kerox. Gördü ama ilkili çıkartan Boster. Flash'la beraber site'e ilerliyor. 1'e 2 site içerisinde söz konusu. Bir flash daha bıraktı önüne ama paranoyadan zaten etkilenmişti. Nuki çıktı vurdu. Geriye kalan isim Magnum. Şu an için evine kadar girdi ama yani roundu kazanmak onun için biraz hayal. Magnum da oturup exit break beklemeye karar verdi. Meadow buraya doğru gelmek istiyor mu acaba?
Yani silahını değiştirmek için en azından buraya gelecek bence bir şekilde Meadow. Zamanlama belirleyici olacak. Magnum mu, Meadow mu? Kili çıkartacak, bunu göreceğiz. Evet, silah değiştirmek için geliyor bu arada Meadow. Magnum şimdi kendisini gösterecek gibi. Gerçi Meadow bekledi iyice ve Mystique'in silahını da alabilir. Kili çıkartırsa silah ayağına geliyor. Bununla beraber Kellogg's hareketlendi. Bir flash da Monster'dan ama harika reaksiyon. İkiyi de aradı Kellogg's ama hayır, Magnum takası zamanında alıyor. Olağanüstü bir reaksiyon. Çok güzel, mükemmel evet. Bir reaksiyon. Bir ultiyi backside. Yani Avova olmanın tabii ultisinin etkili olduğu bir harita bu. Direkt side'lara doğru atabildiğin için burada side'ın ele geçirilmesinde rahatlık sağlıyor. Ve kilde çıkardı Avova. Takasta biri var mı? Hayır. Magnum side'ın içerisinde bir de ulti geldi. Sage'in arkasına düşebilirdi biraz ama ulti zaten orada az canla galiba. Dörke Meadow'u yakalamış. Kaybederlerse yine Echo kalacaklar. G2 da bunun farkındadır. Kullanılan bir Sage Shield'la birlikte neredeyse entry alacak Türk ama yani denemenin ne kadar bireysel olduğunu farkında mısın? Evet, hiç çok. Ve bu tarz denemelerin sayısı sanki biraz fazla bu haritada. Split gibi bir haritada. Uyuyor Dörke. Uyuyor Dörke ve Kellogg's onu uyandırdı ama geç. 4v4. Yani çok basit bir deneme oldu Kellogg's için. Bu arada Vova Boss'u yakalayabilir rotasyonda. Bu ikilinin yaşadığı fight'tan kill çıkmadı. Boss'ta uçağını kullanıyor. Zaten çoktan kaçmıştı buradan. Ve tek başına Avon'un olduğunu biliyorlar. Orada zannediyorum bekledi biraz Brave ve yakaladı rakibini. Bu arada Smoke ancak dar bir koridor orası. Magnum Brave. Gelen killerle beraber 4'e 2'ye geldi oyun. Ve kimi suyun içine kadar sızan bir Brave var. Onun pozisyonu değil, base'e doğru gitmeyi tercih ettiler. Silahlar korunmak istenecek. Özellikle Kellogg's'un elindeki operatörün değeri büyük. Brave bir prefire atar bence oraya. Ha, gelmedi. Kaybetti. Olmadı. Beklemeye devam edecek Kellogg's. Yani round başlarındaki aksiyonlar fazla bireysele dayalı. İlk önceki ortadan bireysel dönüyor. Evet. Bu sefer Kellogg's B'den bireysel... Son oyuncular dikkat çekebilirse burada Avo orada. Oynayacaklar. Vol bu kez tersi açıldı. Kellogg's'un oradaki varlığından dolayı bu duvar açıldı. Kellogg's aramaya devam ediyor. Peak gelecek. Bir ulti söz konusu. Yalnız Mystique ultiyi ultili. Raze'i durdurmayı başardı. Dörke'den de direkt bir kafasına vurdu. İkili gerçekten harika bir reaksiyon ondan. Kellogg's ve Avova hücumu sırtlamak zorunda olan oyuncular şimdi. Meadow da onlara katılmış. Avova garaja döndü. Spike'ı birinin alması lazım. Yani Mystique'in buna müsaade etmeye pek niyeti yok haliyle. Şöyle smoke atıp içine girip almaya çalışacak. Avova. Tek çaresi bu. 30 saniye var. Buradan spike alıp A'ya gitmek gibi bir lüksleri yok. B'ye gitmek zorundalar. Ve şu anda Fnatic'in savunması tamamen B'ye odaklanmış durumda. A'da kimse kalmadı. Avova bu noktada spike aldı da B'ye gitmek zorundasın yine. Yani oradan kaçabilmen bir şey ifade etmiyor ya da korumak zorundasın. Ve korumayı tercih ediyorlar. G2 yine plansız. Ya bir plan vardı aslında, fena bir plan değil de. Burada flash çok etkili değil de biraz da erken kullanıldı. Yalnız çok fazla oyuncunun burada olduğu tespit edildi. Nuki şu an için hemen altına kadar sızmış durumda. Ve Nuki'ye bakan yok. Monster yakalanan ilk isim oldu. Büyük hata. Ve Magnum savunmada şimdi o rol oynamak istiyor. Bir smoke geldi önüne, yalnız Magnum ona rağmen Kellogg's'u yakalamayı başardı. Bir revive söz konusu, Kellogg's kaldırıldı yerden. Ve Dörken'in de yeri belli. Buraya yalnız doğru yürümek isteyen 3 oyuncu birden var. Ya, çünkü düşünce şimdi her şey gayet kazanılabilir gibi duruyor. Avova'nın 30 canı var. Attığı smoke bir tane TP kullanacak. Avova tabii ki bakacaklar oraya ve Magnum bunu çok kolay tahmin etti. Ayrıca içeri doğru girmeye çalışıyorlar. Mystique arkalamaya çalışan Kellogg's'u da buldu. G2 kan kaybediyor alt içerisinde. Meadow City'de kaldı. Hoodie ultinin önünde. Güzel bir kill, önemli bir kill. Meadow iş yapabilir mi? Galiba onu duydular, fark ettiler. Şimdi buradan geçmeye çalışacaklar. Meadow smoke içerisinde. Çıkarsa oradan sıkıntı büyük. Ve Magnum Meadow'u yakalarken birebir. Onlara hasarlar vermek ve belki de öldürmek isteyecek. İki oyuncunun geçtiğini gördü. Yalnız hiç hasar yok. İkinci smoke'u da şu an için göndermeye hazırlandı. Ve bu arada baskı bir yandan Evan'a da geliyor. Dörke harika bir kill. Koşa koşa vurdu. Nuki'yi side serisinde hava oda yakalanıyor. Bir yandan side savunması eriyi verdi. Neredeyse. Neredeyse bitti. Çünkü Avova yok. Oo, bu diden güzel bir kill. Bu Dörke'nin merakı pahalıya mal oldu ve Brave
Şimdi Heaven'dan 3 oyuncu birlikte oynayacaklar. Cross çok fazla. Kelox iyi bir kill çıkardı. Hoodie Brave'i yakaladı. Fnatic her yaptığı hamlede G2'nun şansını arttırdı. Bir flash pick Mystic. 3 oyuncu da önünde ama arkadaşı kill çıkartamadı. Vedo yakalandı. Force var. Fnatic tarafında Force var. İş yapar, iş yapar çünkü dash yok. Ve Kelox düştü. Magnum tarafından yakalandı. Bolster da Hoodie'yi buluyor. Artık tek kalan isim Meddo. Fazla bir merak tekrar. Fazla meraktan zarar gelir. Site bir sıfır noktası. Burada kimse yok. Belli. Zaten Nuki'nin yeri aşağı yukarı açığa çıktı. Tek soru işareti. Ova o dağda bekliyordu. Rahat bir B site girişi. Fnatic acele etmedi, panik yapmadı. Bu entry'lerden sonra güzel. Hızlı bir oyun oynamadı derken Nuki. Bolster'ın canına bakar. Ser geriye dönecek mi? Dediğin gibi Bolster'ın canı muhtemelen 5. Ya bir kill alırsa bu arada neydi geliyor Nuki'nin? Büyük problem olur. O da bu esnada smoke'tan sızmaya çalışıyor. Duvar üstüne doğru çıktı. Ve duvar içinde bir oyuncuyu yakalamaya başarıyor. Mystic'den takas var. Nuki 3'ü de buldu. Nuki ace kılıca mı gidiyor? Bomba. Bir renk testini bomba. Çekti. Solun üzerinden geliyor. Bir kill daha ama Mystic. Düşüncesi de olacak. Frenz alayım, fazla uğraşmayayım fightlarda. Düşen silahı alırım. Gayet mantıklı. Para yokken. Ama bir inisiyatif de almak istiyor bu arada. Takım arkadaşı da yanında Hoodie ile beraber bir Viper Wall'u açıldı. Avova önünde pozisyon almak istedi. Avova birinciyi vurdu. Bolster'dan takas var. O silah geldi. Bolster istediğini aldı. Güzel bir bait Bolster'dan. Bu arada bir ulti Bolster tarafından kullanılıyor. Kelox deşiyle kaçamayacak. Buradan yakalanmaması gerekli işte. Yalnız. Tam da bu yüzden kötü bir timing onun adına site girişinde. Hoodie de istediğini alamadı. Bonusu kazanmak üzere Fnatic 3 kill birden buldular. Onlar adına tek kayıp Magnum. Ve rahat bir site girişi. 4'e 2'de çok zor bir retake söz konusu. Yerden silahlar da alındı. 2 tane Phantom var Fnatic'in. Round başı böyle bir şey yoktu. Artık da bir korumaları lazım. GT oyuncularının bir tercihte bulundular. 3 oyuncu buraya geldi Spike'la beraber ama yalnız Vent'ten Speed geliyor. Girilirse Kelox'un başı dertte. Yani evet. Bir kill'den fazlasını alabilmesi zor. Ama mid infosu bu kadar netken bu kadar rahat olması peki Kelox'un. Evet, dash'ini attı. Kelox kaçamayacak buradan tabii ki. Bire bir takas, Allside bomboş, Dörke'nin ultisi havaya gidecek. Ve bununla beraber Fnatic site'e plant alma imkanına sahip. 4'e 4 bir pozisyon söz konusu. Retake için ulti var. Erkenden geldi. Yani ultiyi kullanmaya çalışacaklar. Dır diye düşünüyorum. Ama o çok geride. Yani Nuki çok geride, bu kadar az kişiyle bu ultinin kullanılabilmesi kolay değil. O yüzden kullanmıyorlar ve Mystic arkayı bekleyen isim ilk kill'i aldıktan sonra baba takası getirebildi. Hoodie bir kill çıkarmış. Flash Big Monster'dan harika. İki oyuncu da Heaven'dalar. Ve ikisinin de burada olduğunu biliyorlar mı? Muhtemelen biliyorlar. Galiba Meadow oturdu. Yalnız güzel oturdu. Güzel oturdu. Güzel oturdu. Fakat Brave onu yakaladı. Ama yarıya kadar alınamadığı için burada herhangi bir şansı yok bence. Mermiler onu da bulacak. Monster Avova'yı da yakaladı. Gelmeniz lazım. Bire bir takasla geldiler. Ama Heaven'ı zaten korumaya çalışan bir Fnatic vardı çünkü plant oraya gitmişti. Şimdi B hücumu gerçekleşecek. Yine tek oldu. Bakalım G2 burayı savunabilecek mi Avova'yla? Yine destek Heaven altından Sage tarafından veriliyor. Yodi! Şerif tekil aldı ama bir canı var neredeyse ve Magnum onu yakalıyor. Avova'nın canı az. 36 can. Boombot nerede olduğunu belli edecek. Brave ultisini kullandı bir yandan ve Dörke Wallbang'de Avova'yı yakalamış. Kelox nükleye killleri çıkarmayı başardı. Bu uçaklar nereye gidiyor Kelox? 2-2 kill güzel ama üçüncüsünü kaçmaması lazım. Ve kişi üstüne gidecekler şimdi. Bire bire kadar geldi. Mystic kill alabilir mi? Sıkıştırdı onu Meadow. Zor bir fight. 8 yani. Köreden. Kaçmayı başardı ama pick istiyor hala. Yalnız zannediyorum Brave'i gördü. Brave onu fark etti. Smoke açıldıktan sonra Nuki bundan da çıkmak ister mi? Dörke bu arada Avova yakalamış. Nuki'den de bir Hoodie ile beraber hiçbir şey yapamadılar. Bu da Kerox Lass'ten etkileniyor. Dişiyle kaçmak durumunda kaldı. Site arkasına kadar geliyor ama yani G2 bu kadar sizi maça geri döndürebilme kapasitesi olan bu roundda böyle bir oyun oynanmamalı ya. Neden oynandığını anlatırım birazdan. Meadow, Dörke'yi yakaladı, ultiyi kullanacak. Artık elinden geleni yapmaya çalışıyor Meadow. Mümkün mü? Mümkün mü? Bir oyuncu daha yakalayabilecek mi Meadow? Başka birini daha vurabilir, hala 150 canı var. Sage'i de gördüğü üstüne kalabalık geliyorlar. Kalabalık gelmeselerdi belki
Ama artık imkan yok ve Kelox Brage'de rakibinin 12'ye girişini izlemekle yetinecek bence Kelox. Yerden aldığı silahta 12 mermi var ve aynı zamanda yine ultiyi açan bir booster. Yeteneklerini kullanamıyor Kelox. Yani çok da kullanabileceği bir yeteneği yoktu zaten. Şimdi Mystic Kelox'u fark etti. 12 oldu. Kelox var. Bir bombot. Kelox'un yeri belli. Destek geliyor. İyi de flash kullanıldı. Birçok oyuncu etkileniyor bu flash'tan ama Nuki yine açıkta. Nuki... Bitti. Ve bu artık son round. Meadow durumu toparlayabilecek bir konumda değil. 4 arkadaşını kaybetti ve arkadaşları düşerken beraberinde herhangi bir rakip oyuncuyu götüremediler. Fnatic adına 13. round'un bu şekilde gelişini izliyor olacağız. Meadow biraz istatistik kasmaya çalışıyor. 1 kill aldı ama ne kadar daha devamını getirebilir? Ben inanmıyorum bu 1v5'e. Meadow inanıyor mu? Denemekten başka çaresi yok. Site'e doğru ulaşacak, bir kill daha alabilir bu arada. Site'e tek bir oyuncu var çünkü. Booster bıçak mı denedi? Evet, aynen öyle dedi. Yani zaten asist havuzları var. Renk tesisli bomba var derken